Merhaba arkadaşlar. Bugün din kültür dersimizde 9. sınıfların 4. ünitesi olan Gençlik ve Değerler ünitesinden değerlerin tanımı ve değerlerin oluşumuna etki eden faktörler konusunu işleyeceğiz. Bu konumuzu iki derste işleyeceğimiz için ikinci dersimizin sonunda örnek sorularla pekiştireceğiz. Değerlerin tanımı ve değerlerin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Öncelikle değerin tanımını yapalım. Değer bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi öğelerin bütününü ifade ediyor. Bu bakımdan hareketle değerler maddi ve manevi olarak sınıflandırılabilir. Maddi değerleri sınıflandıracak olursak bunlar kültürel değerler, tarihi ürünler, bilimsel ürünler olarak sınıflayabiliriz. Manevi değerlere gelecek olursak gelenekler, örf adetler, inançlar, duygu düşünceler ve davranışlardır. Değerlerin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Bunları dört ana başlık altında inceleyebiliriz. Birincisi, değerlerin kazanılmasında din etkilidir. İkincisi, aile etkisi vardır. Üçüncüsü, vicdan etkisi vardır. Dördüncüsü, örf adetlerin etkisi vardır. Bunların hepsi değerlerin kazanılmasında etkin rol oynamaktadırlar. Öncelikle değerlerin oluşumunda dinin etkisi nedir? Ona bir bakalım. Din, bir toplumun kültürün oluşmasına etki eden toplumsal kabulleri, alışkanlıkları, ahlakı ve değerleri belirleyen öğelerin başında gelir. Demek ki din, bu toplumun kültürün oluşmasına etki eden alışkanlıkların, toplumsal kabullerin belirleyen öğelerin başında geliyor. Yani az önce saydığımız dört öğenin başında geliyor. Din, ahlak, örf, adet, gelenek ve hukuk toplumunun düzenini sağlamada belirleyici olan unsurdur. Din, ortaya koyduğu ölçülerle insanlar arası ilişkiler düzenler. Bunu yaparken bireyin ve toplumun değer yargılarını şekillendirir. Yani din her şey olduğu gibi, bütün örf adetleri olduğu gibi kabul etmez. Gerektiği zaman onları kaldırır, gerektiği zaman da şekillendirir, kendisine uygun bir yapıya büründürür. Değerlerin oluşumunda dinin etkisi nedir? Dini ilkeleri benimseyen bir kişi, adaletle, akrabaya yardım etmeyi, misafire ikramda bulunmayı, dürüstlüğü ve yardımseverliği benimser. Çünkü bunlara hayatında yer vermesi gerekmektedir. Çünkü dini ilkeleri benimsemişse dinin bunları emrettiğini de bilir. Bu yönüyle din, kişinin düşünce dünyasına ve pratik hayatına anlam ve değer katmış oluyor. Din, dürüstlük, sorumluluk, adalet gibi ahlaki değerler öğütleyerek insanı iyiliğe yöneltir. Dolayısıyla iyi insanın sahip olduğu değerlerde dinin etkisi açıkça görülür. Yani insanın kazanmış olduğu güzel ahlaki değerlerde dinin etkisinin büyük olduğu görülmektedir. Çünkü bizim dinimizde özellikle ahlaki değerlere çok çok vurgu yapılmaktadır. Peygamberimiz biliyorsunuz ki kendisi dinimizi ahlakla tanımlamıştır. Din güzel ahlaktır demiştir. Onun için güzel ahlakı, bütün vasıfları dinimiz ne yapmıştır? Kendinde barındırmıştır. Din neyi emreder peki bu güzel ahlak adına? Büyüklere saygı emreder, iyiliği emreder, doğru söylemeyi emreder, yalan söylememeyi, adaletli olmayı emreder, ayrımcılık yapmamayı, hoşgörüyü emreder, temizliği emreder, dürüst olmayı emreder. Gördüğümüz gibi yani burada aklımıza gelen bazı maddeler sıraladık. Daha da çok çok şekilde maddeleri ekleyebiliriz buraya. Unutmamak lazım. Ahlakın kelime anlamı huy, mizaç, karakter ve tabiat anlamıdır. Ahlak genelde huy anlamında, karakter anlamında çok kullanılmaktadır. Sorularda bunlar karşımıza çıkar arkadaşlar.
Dinin kelime anlamları da soruluyor bazen. Din, adet, yol, gidişat, mükafat, hesap, hakimiyet, boyun eğme, kulluk etme, itaat anlamında ve bazı kuralları kabul etme eden ve boyun eğen anlamında kullanmaktadır diyor. Değerlerin oluşumunda ailenin etkisi nedir? Ailenin etkisi tabii ki din kadar olmasa da büyük bir etkisi vardır. Bireyde değer oluşumu ilk olarak ailede başlar. Aslında değerler oluşumun ilk ana çekirdeği ailede başlar. Değer anlayışını etkileyen diğer unsurlar ise kişinin yaşadığı sosyal çevre, toplum ve aldığı eğitimdir. İslam'a göre Müslümanlar birbirinden sorumludurlar. Anne baba çocuklarının maddi ihtiyaçlarını yanında ahlaki gelişmeleriyle de ilgilenmelidir. Akrabalar ve komşular birbirlerini gözetmeli, iyi ilişkiler içinde olmalıdırlar. Çocuklarına sahip çıkmalı, onlara gerekli eğitimi, gerekli terbiye vermelidirler. Değerlerin oluşumunda örf adetlerin etkisi nelerdir? Değerlerin oluşumunda örf adetlerin etkisi çok büyük bir yer kaplar. Ancak ilk önce örf adetinin bir tanımını verelim. Örf, bir toplumda uygulana gelen ve nesilden nesile aktarım yoluna devredilen değer ve davranışlardır. Adet ise bir önceki nesilden görüldüğü şekilde tekrarlanan toplumsal alışkanlıklardır. Bu iki tanımın arasında bir fark vardır. Aynı gözükse de ufak bir fark vardır. Örfte değer ve davranışlar aktarıla gelmiştir. Adette ise sadece tekrarına gelen alışkanlıklardır. Bir değer katkısı yoktur. Adet o üzerine gelmiştir sadece. Dikkat etmemiz gereken bir ayrıntıdır bu. Bazen sorularda bu iki kavramı karıştırabiliyoruz. Değerlerin oluşumunda örf adetlerin etkisinden devam edecek olursak, bir toplumun duygu, düşünce, tutum ve davranışlar belirleyen yazısız kurallar ve uygulamalar da örf adetler. Herhangi bir kanun ve herhangi bir cezai yaptırımı yoktur. Biliyorsunuz ki örf adetlerde sadece kınama olur. Ayıp denen bir şey olur. İşte millet ayıplar, kınar, hoş görmez. Bu gibi yaptırımlarla ancak örf adetler aktarılıyor, örf adetler yaşatılıyor. Yoksa herhangi bir kanuna bağlı olarak bir trafik cezası gibi bir ceza yazılmıyor. Ama bunlar da ne oluyor? Toplumun kültürel öğeleri oluşturuyor. Örf adetler toplumu bir arada tutan unsurlardır. Din de bu beraberliği pekiştirir. İslam dini, dinin esaslarına aykırı olmamak şartıyla kültürümüzün bir parçası olan örf adetleri benimseyip yaşatmak konusunda kişiyi serbest bırakır. Yani her toplumun kendine ait bir örf adeti vardır. Din o toplumda yaşanır hale geldiği zaman onların bütün örf adetlerini kaldırmıyor. Dine aykırı değilse, dinin esasatına, tevhid inancına veya dinin ahlaki değerlerine aykırı değilse örf adetleriyle birlikte dini de yaşamalarına izin veriyor. Ancak eğer ki kabullenmiş bir dinin esasları içerisinde bir örf ve kültürümüzde o esaslara uymayan bazı adetler varsa din onları kabul etmez. Din önceliği kendine verir. Kültürümüzdeki birçok uygulama dinden etkilenmiştir. At koyma, sünnet, mevlüt, cenaze, nişan, evlilik merasimleriyle bayram, taziye ve hasta ziyaretleri gibi uygulamalar kültürümüzün bir öğesi olmakla beraber kaynağını büyük ölçüde dinde almaktadır. Daha doğrusu yani bu kültürümüzde vardı bunlar zaten, kültürümüzde yapılıyordu. Ancak dini bir kisveye bürünmüş oldu. Dini anlamda yapılıyor oldu. Dinin emrettiği şekilde yapılmaya başlandı, devam edildi yani. Bununla birlikte kan davası gütmek, ondan sonra evlendirilen kızların
bakşiş parasını istemek, türbeye adak adamak, dileğinin gerçekleşmesi için ağaç ve benzeri nesneler çakıp bağlamak gibi inanışlar da din kabul etmemektedir, reddetmektedir. Yani adet bile olsa, o toplumun genelinde bile varsa din bunu kabul etmez ve bunun yasak olduğunu belirtir ve bunları reddeder. Biliyorsunuz ki çaput bağlamak şamanizmden kalma bir inanç olarak şu anda günümüzde hala varlığını sürdürmektedir. Ama dinimize aykırıdır. Ondan sonra türbeye gidip adama oradaki yatırdan, oradaki yatan kişiden medet ummak dinimize aykırı şeylerdir. Evet arkadaşlar, dersimiz burada bitti. Bir dahaki dersimizde bu konumuzu tamamlayıp örnek sorularımızı çözeceğiz. Şimdilik hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum.